Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün denetleyici ve düzenleyici sistemler konumuzu anlatmaya devam ediyoruz. Hatırlayacak olursanız arkadaşlar, geçenki dersimizde denetleyici ve düzenleyici sistemleri iki başlığa ayırmıştık. Bunlardan bir tanesi sinir sistemiydi. Hemen çizelim. Denetleyici ve düzenleyici sistemler. Sinir sistemi. Sinir sistemindeki yapılar görevlerini hızlı bir şekilde ve kısa bir sürede bitiriyorlardı ve bu nedenle etkileri kısa sürüyordu. Bugün anlatacağımız konu ise iç salgı bezleri. İç salgı bezleri görevlerini uzun bir sürede yavaş bir şekilde yerine getiriyorlar ve etkileri uzun süre devam ediyor arkadaşlar. Örnek verecek olursak, mesela benim boyum sabaha kadar bir metre uzayacak desem ya da siz akşama ergenliğe girecek desem ne kadar doğru olur? Olmaz değil mi? Bunun oluşabilmesi için uzun bir sürenin geçmesi gerekiyor. İşte bu durumda da iç salgı bezleri devreye giriyor arkadaşlar. İç salgı bezleri hormonal bezler olarak da bilinmekte. İnsanların farklı yaş dönemlerinde değişik görevler yerine getiriyorlar. Vücudumuzdaki sistemlerin hem denetliyor hem de düzenliyorlar. Bunu yaparken de bir takım uyarıcı maddeler içeren sıvılar, salgılar üretiyorlar. İşte ürettikleri bu salgılara da hormon adını veriyoruz. İç salgı bezleri ve görevleri nelerdir? Ürettikleri hormonlar ne işe yarar? Bunları hep birlikte öğrenmeye ne dersiniz? O halde hipofiz bezinden başlayalım. Arkadaşlar, hipofiz bezi beynin hemen altında yer alan nohut büyüklüğünde bir bezdir. Birçok hormonu salgılamaktadır. Bunlardan bir tanesi de büyüme hormonudur. Büyüme hormonunun fazla salgılanması durumunda devlik, az salgılanması durumunda ise cücelik meydana gelir. Hipofiz bezi iç salgı bezleriyle sinir sistemi arasındaki uyumu da sağlamaktadır. Bunun yanı sıra iç salgı bezlerinin çalışmasını hem kontrol eder hem de düzenler diyoruz. Anne sütü üretimi yapan prolaktin hormonunu da salgılamaktadır diyoruz. Gelelim tiroid bezine. Bezi de boynun ön tarafında, soluk borusunun her iki yanında ve gırtlağın hemen altında yer alan kelebeğe benzeyen bir bezdir arkadaşlar. Troksin hormonunu salgılamaktadır. Bu hormonu da salgılayabilmek için iyottan faydalanır. İyot bazı besin maddelerinde doğal halde bulunan fakat vücudun doğrudan üretemediği bir elementtir arkadaşlar. Peki iyot vücuda yeterli derecede alınmamış ise ne gibi sonuçlar ortaya çıkar? Çocuklar, iyot alımı yetersiz kalıyor ise bunun sonucunda tiroid bezleri çok çalışacağı için büyüme yapar ve guatr hastalığını meydana getirir. Guatr hastaları iyotlu tuz ve iyot içerikli besinleri tüketmesi gerekmektedir. Troksin hormonu büyüme ve gelişmeyi sağladığı gibi aynı zamanda kimyasal, vücudumuzda bulunan kimyasal olayların düzenlemesini de yapmaktadır diyoruz. Gelelim üçüncü beze, pankreas. Pankreas bezi midenin hemen arka alt kısmında yer alan, görünüm itibariyle yaprağa benzeyen ve iç salgı bezleri içerisindeki en büyük bezdir arkadaşlar. Hatırlayacak olursanız sindirime yardımcı organlarda da yine pankreastan bahsetmiştik. Ne yapıyordu? Enzim üretiyordu, öyle değil mi? Şimdi karşımıza iç salgı bezlerinde de çıktı. İç salgı bezlerinde de hormon üretiyor. Bu nedenle de karma bez olarak da anılmaktadır. İnsülin ve glikagon hormonlarını üretiyor. Kandaki şeker oranı, yani glikoz oranı yükseldiği zaman insülin hormonu salgılanarak kandaki şeker oranı normal seviyeye getiriliyor. Bunun tam tersi durumda kandaki şeker oranı azaldığı zaman vücudun enerjiye ihtiyacı ortaya çıkıyor ve karaciğerde depo edilen şeker doğrudan kana karıştırılıyor ve kandaki şeker seviyesi yine normal bir seviyeye getiriliyor. Bunu şimdi bir grafik üzerinde gösterelim.
Evet, grafiğimizde arkadaşlar düşey eksenimizde kandaki şeker seviyesi var. Yatay eksende zaman, ortadaki çizgi ise normal seviyeyi göstermekte. Burada kandaki şeker oranı normal seviyede bir müddet seyretmiş, daha sonra bir yükselişe geçmiş ve tekrardan normal seviyeye dönmüş. İşte bu durumda pankreas insülin hormonunu salgılıyor arkadaşlar. Bunun tam tersi durumunda da kandaki şeker oranı azalma yapmış ve burada da glikagon hormonu salgılanarak yine kandaki şeker seviyesi normal düzeye çıkarılmış oluyor. Peki insülin hormonu az salgılanıyor ise bu durumda ne gibi sonuçlar ortaya çıkar arkadaşlar? Bunun sonucunda diyabet, yani şeker hastalığı oluşur ki şeker hastalığı oluşur ve şeker hastalarının idrarında şeker bulunur çocuklar. Normal bir insanın idrarında şeker bulunmazken şeker hastalığında olan insanların idrarında şekere rastlanmaktadır diyoruz. Gelelim iç salgı bezlerinden böbrek üstü bezlere. Böbrek üstü bezler, biliyorsunuz arkadaşlar, vücudumuzda iki tane fasulyeye benzeyen böbreklerimiz var. Ve bu böbreklerin üzerinde de böbreklere yapışık bir şekilde böbrek üstü bezleri bulunmakta. Sarımtırak bir renge sahipler. Korku, sinir, heyecan, öfke durumlarında vücudumuzda bir takım değişiklikler meydana gelir. İşte bunun sebebi böbrek üstü bezlerinin salgılamış olduğu hormondur arkadaşlar. Adrenalin hormonu salgılıyor. Adrenalin hormonu salgılandıktan sonra vücutta kalpte hızlı atma, solukta ve dolaşımda hızlanma, soluk alıp vermede ve kan dolaşımında hızlanma ve göz bebeklerinde büyüme oluşuyor. Kısacası adrenalin hormonu metabolizmayı hızlandırıyor diyoruz çocuklar. Geldik son bezlerimize, eşeysel bezler. Çocuklar, buraya kadar anlattığımız bezler dişi ve erkeklerde aynı görevi yapmaktayken eşeysel bezler farklı görevlere üstlenmektedir. Bunlar ergenlik döneminde cinsiyete özgü özelliklerin ortaya çıkmasını sağlıyor. Erkeklerde testis, dişilerde yumurtalık eşeysel bezleri oluşturmaktadır. Testislerin görevi erkek üreme hücresi olan spermlerin oluşmasını sağlıyor. Bunun yanı sıra testosteron hormonunu salgılıyor ve ergenlik döneminde erkeğe özgü sakal bıyık çıkması, sesin kalınlaşması, işte omuzların genişlemesi gibi özelliklerin oluşmasını da sağlamakta. Yumurtalıkların görevi ise ergenlik döneminde dişilerde yumurtaların oluşmasını sağlıyor. Östrojen ve progesteron hormonlarının salgılanmasını yapıyor ve ergenlik döneminde yine dişiye özgü bunlar neler? İşte sesin incelmesi, deride yağlanma ve vücut hatların belirginleşmesi gibi özelliklerin oluşmasını sağlamaktadır diyoruz. Çocuklar, dikkat edecek olursanız eşeysel bezler yavaş bir şekilde ve uzun bir sürede görevlerini yerine getiriyor. Bunun için kısacası şunu diyebiliriz. Sinir sistemi ani olayları yönetirken iç salgı bezleri uzun vadedeki olayları yönetmektedir diyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Sırada soru ve cevaplarımız var. Evet arkadaşlar, sorulara başlıyoruz. Birinci sorumuz, aşağıdakilerden hangisi iç salgı bezi değildir? A. Pankreas bezi, B. Hipofiz bezi, C. tükürük bezi, D. tiroik bezi. Bakıyoruz arkadaşlar, A. Pankreas bezi, bu bir iç salgı beziydi. İnsülin ve glikagon hormonlarını salgılıyordu. B. Hipofiz bezi, büyüme hormonunu salgılıyordu, birçok hormonun yanı sıra. D. Tiroid bezi, evet tiroid bezi de tiroksin hormonunu salgılıyordu. Bakıyorum C şıkkı cevabımız diyoruz. İkinci sorumuz, korku, heyecan, öfke gibi durumlarda salgılanan hormon aşağıdakilerden hangisidir? A. Tiroksin, B. İnsülin, C. Glikagon, D. Adrenalin. Çocuklar, korku, heyecan, öfke, sinir gibi durumlarda böbrek üstü bezleri adrenalin hormonunu salgılıyordu. O halde cevabımız D diyoruz. Son sorumuz, aşağıdaki ifadelerin doğru olanlarına D, yanlış olanların başına Y yazınız. Bakıyorum,
Birinci cümlede hipofiz beze prolaktin hormonunu salgılar. Evet, anne sütü üretimini yapan prolaktin hormonunu salgılıyordu. Doğru. Adrenalin hormonu pankreas tarafından salgılanır. Hayır arkadaşlar, adrenalin hormonu böbrek üstü bezleri tarafından salgılanmaktaydı. Yanlış diyoruz. Üçüncü cümlemiz, insülin hormonu kandaki şeker yani glikoz oranını arttırır. Bilakis insülin hormonu kandaki şeker oranı yükseldiği zaman pankreas tarafından salgılanan insülin hormonu sayesinde kandaki şeker oranı normal seviyeye indiriliyordu. Buna da Y harfini koyuyoruz arkadaşlar. Evet, dersimiz burada sona erdi. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.